Parantez içinde 12 çarpı 3 çarpı 10 ifadesini çarpmada birleşme özelliğini kullanarak farklı şekilde yazınız. Güzel, yazalım. Aynı sonucu verdiklerini göstermek için ifadeleri basitleştirin. İfadeyi 12 çarpı 3 çarpı 10 olarak yazmışlar. Eğer bir işlem parantez içindeyse, bu işlemi en önce yapmanız gerektiği anlamına gelmektedir. Yani önce 12 çarpı 3 işlemini yapmanız gerekiyor. Peki 12 çarpı 3 nedir? 36'dır. Sonuç 36. 36'yı da 10'la çarpacağız. Evet. Ne zaman bir sayıyı 10'un kuvvetiyle çarpacaksak, biliyorsunuz sonundaki sıfırları sayımızın sonuna, yani sonuna, sağ tarafına ekliyoruz. O zaman da 36'nın sağına 0 eklediğimizde 360 ediyor, değil mi? Yine çarpmada birleşme özelliği böyle havalı bir şey gibi gelebilir. Çok havalı bir laf. Bu, çarpanları nasıl birleştirdiğinizin bir önemi olmadığı anlamına geliyor. Ya da parantezi nereye koyduğunuzun bir önemi yok. Her şekilde aynı sonucu alacağız. Evet, tekrar yazayım. Eğer 12 çarpı 3 çarpı 10 işlemini yapacak olsaydık parantez kullanmadan, ne yapacaktık? Soldan sağa doğru çarpsaydık, burada yapmış olduğumuz şeyin aynısını yapmış olacaktık. Sonuç aynı çıkacaktı. Çarpmada birleşme özelliği bize 3 ve 10'u çarpıp, daha sonra 12'yi çarparak yine aynı sonucu elde edeceğimizi söylüyor. 12 çarpı 3 çarpı 10 sırasıyla da aynı sonuca varıyoruz. Bunu doğrulayalım. 3 çarpı 10 eşittir 30. Evet, bir de bunu 12 ile çarpmamız gerekiyor. 12 çarpı 30 ne eder? Bunu daha önce görmüştük. Bunu daha önce 12 çarpı 3 olarak görmüştük. Ama bir de sıfırımız var, değil mi? 30 ile çarpıyoruz. Bu da 360'a eşittir. Çarpımları nasıl birleştirdiğiniz önemli değil. Önce 12 çarpı 3 yapabilirsiniz ya da 3 çarpı 10 yapabilirsiniz. İki şekilde de sonuç 360 olacaktır.